Ateşle oynamak, İslam dünyasının aşırı tepkisine maruz kalmak demektir. Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal Kudüs kararı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kudüs'ün İslam şehri olduğunu ifade eden Çetinkaya, kıyamete kadar böyle kalacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, dünyanın karşı çıkmasına aldırmadan Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Şimdiye kadar hiçbir ABD başkanı buna cesaret edememişti. Zira böyle bir işe kalkışmak, ateşle oynamak, İslam dünyasının aşırı tepkisine maruz kalmak demektir. Zira Kudüs, İslam dünyasının onurudur, şerefidir, ilk kıblesidir. Tarih boyunca bu davadan asla vazgeçmemiştir. Kudüs bir İslam şehridir. Kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Böyle bir kararın bugünlerde verilmesi tesadüf değildir. Zira İslam alemi kargaşa içinde. Müslümanlar birbirine düşmüş durumda. Bundan en çok istifade eden İsrail'dir. İslam ülkeleri birbiriyle ve kendi iç problemleriyle boğuşurken İsrail adım adım arz-ı mev'ud, yani Büyük İsrail hedefine yürüyor. Büyük İsrail'in sınırları Fırat ve Nil arasıdır. Bu durum onların bayrağında da sembolize edilmiştir. Maalesef bu topraklar içinde Türkiye'mizin güneydoğusu da bulunmaktadır. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma bakıp kimse ellerini ovuşturmasın. Bu coğrafya Moğol istilalarını, Haçlı seferlerini bertaraf etmeyi nasıl başarmışsa İsrail'in, ABD'nin planını da öyle boşa çıkaracak ve tarih çöplüğünü atacaktır. Biz Saadet Partisi olarak aziz milletimize şöyle sesleniyoruz. Bugün Orta Doğu'da ve Türkiye'mizde, Türkiye'mizin güneydoğusunda yaşanan olayların temelinde Siyonizmin bu planı yapmaktadır. Bir takım etnik ve mezhepsel farklılıklar körüklenerek bölgenin bir çatışma ortamına sürüklenmesi, Büyük İsrail'in kurulabilmesi için etrafının yumuşak lokma haline getirilmesi gerekiyor. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerekse Güneydoğumuzda yaşanan olaylar hep Büyük İsrail hedefi içindir. Bölgede yaşanan olaylarla bunun olgunlaştığını, yani yumuşak lokma haline geldiğini zannedip böyle yanlış bir karar aldılar. Saadet Partisi 48 yıllık siyasi hayatında hep şunu işaret etmiştir. Hep bunu işaret etmiştir. Aziz milletimize hep bu tehlikeyi göstermiştir. Böyle bir tehlikeden kurtulmanın tek yolu İslam Birliği'dir. Başka hiçbir yol bizi bu tehlikeden kurtaramaz.